Yılbaşı kutlamaları Türkiye %99'u Müslüman olan bir devletin manevi bir çöküşün resmidir. Bunu devletin en üst kurumlarında artık kurumlaşmış bir kumarhane yapılmıştır. Ve bu devletin eline yapıldığı için insanların buna teveccühü, insanların buna rağbeti ve maddiyatın da buna sirayet etmesiyle daha da büyük bir teşvik kazanmıştır. Buna devlet eliyle bir an önce son verilmeli ve bunu Müslümanların arasında ne derece büyük bir günah, ne derece büyük bir vebal ve ahiretin de insanların ne derece büyük bir işkenceye, ne derece büyük bir ateşe gideceklerini kendilerine gösterecek dini vecibelerle, dini bilgilerle onlara ifade edilmeli ve onları bu cehennem ateşiyle korkutulup cennete gidecek olan yolda yürümeleri için devletin bir an için bu manevi atmosferi oluşturması lazımdır. Yılbaşı kutlamaları bize böyle hani çok lazımmış gibi, işte Noel babasından, işte hediyelerden, aslında bunlar yani gayri İslami alemin bize empoze etmeye çalıştığı şeylerdir. Böyle algımızı istiyorlar. Maalesef biz de kanıyoruz yani. Çünkü Türkiye gibi Müslüman bir devlette hemen hemen herkes bize kutlanmaktadır. Niçin, neyi kutlandığını bilmiyorlar. Sadece hani yeni sene girdik işte. İşte hediyeler birbirine almak, işte efendim hep Avrupa'yı, sözde Avrupa'nın iyidir ya, onu takip etmek amacıyla bunu kutluyorlar. Halbuki İslamiyet'te böyle bir şey yoktur. Yılbaşı kutlamaları biraz daha Müslümanların Hristiyanlara kaymasıyla, yani Hristiyanların Müslümanları biraz daha kandırmasıyla, Hristiyanların bir oyununa gelerekten bu kutlamalar yapılıyor. Ondan dolayı bu kutlamaların Müslümanlar arasında yapılmaması gerekiyor ve bu konuda da Müslümanların ciddi bir şekilde bilinçlendirme hareketine başlamamız gerekiyor. Müslümanlıkta pek bir yeri yok. Yani bir geçmişi hiç yok. Bu kutlamalar Hristiyanların biraz daha hani o cahili bir havaya girmeleri için, insanların cahili bir hayata geçmeleri için yapılan bir fiilet. Müslüman olarak da gerçekten yılbaşı günü üzerine ciddi bir şekilde durmamız gerekiyor. Çünkü Müslümanlar geçmişinden ders alır ve ileriye dönük bir planlar yapar. Ve Müslümanlar olarak da bizim de gerçekten yılbaşı gününde bir yılımızı geride bırakmışız. Yaptığımız iyilikler ve işlediğimiz günahlarla birlikte bir yılı geride bırakmış bulunuyoruz. Hristiyanlıkla ilgili dini motif ve ritüeller barındırdığı için aslında dinimizde, kültürümüzde yılbaşı kutlaması diye bir şey pek yoktur. Yılbaşı kutlamaları bir yandan da israf barındırmaktadır. Hepimizin gördüğü gibi binlerce, hatta belki milyonlarca ağaç kesilmektedir. Bir yandan ağaç israfı vardır.